Merhaba arkadaşlar, KPSS Coğrafya Mini Denemeler serimizde 10.sü ile devam ediyoruz. Daha öncekilere yine ulaşmak için oynatma listelerine bakabilirsiniz. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Sanayi üretim alanlarına yakın yerlerden geçen akarsuların kirlilik oranının fazla olduğu görülmektedir. Buna göre aşağıda verilen akarsularımızdan hangisinin kirlilik oranının diğerlerine göre daha az olması beklenir? Şimdi bu kısımda özellikle Sakarya ve Ergene gibi akarsularımızın kirlilik oranı yüksek ki Ergene Meriç'in koludur. Bunun yanında Susurluk, bunun yanında Gediz, Seyhan, Ceyhan, Küçük Menderes gibi akarsularımızın yine sanayileşmenin olduğu alanlardan geçmesi kirlilik oranını artırmaktadır. Ancak Doğu Karadeniz'de bulunan Çoruh Nehri'nin bunlar kadar kirliliğe sahip olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bu alanda sanayileşme daha az olmaktadır. O nedenle doğru cevabımız A şıkkı oldu. İkinci sorumuzda Türkiye'de hayvansal ham maddelerin kullanıldığı sanayi tesisleri bulunmaktadır. Aşağıdaki sektörlerden hangisi bu tesislere örnek olarak gösterilemez? Şimdi gıda sektöründe biliyorsunuz hayvansal ürünleri kullanıyoruz. Et ve et ürünleri, süt ürünleri, bunlara birkaç örnek. İlaç yapımında özellikle kullandığımız yine hayvansal ürünler var, yağlar var. Yine bunlar söz konusu. Konservede yine biliyorsunuz kavurma gibi yine ürünlerimiz söz konusu. Dokumada yünlü dokuma deyince zaten küçükbaş hayvancılık ve ondan elde edilen dokuma ürünleri akla gelir. Seramik toprağa dayalı bir sanayidir. Bunda hayvansal ürünlerin kullanılma durumu söz konusu değildir. Bu nedenle doğru cevabımız C şıkkı oldu. Üçüncü sorumuzda Türkiye'de gür otlakların yaygın olduğu yerlerde büyükbaş, bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu alanlarda ise küçükbaş hayvancılık faaliyetleri gelişmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir demiş. Özellikle bitki örtüsünün farklılığını sağlayan en önemli unsurumuz iklimdir. Bu iki bölgede ya da verilen iki alanda yine iklimin farklı olması, örneğin birinde yaz yağışlarının olması, diğerinde yazların kurak geçmesi, bitki örtüsünün yine farklılaşmasında etkili kriterler arasında sayılabilir. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkı oldu. Dördüncü sorumuzda, Türkiye'de hidroelektrik enerji potansiyeli yüksek akarsular bulunmaktadır ki akarsularımızın genelinde bu potansiyel yüksektir. Bu akarsular ve çevreleri hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Türkiye'nin hidroelektrik potansiyelinin yüksek olmasında yüksek dağlık engebeli bir ülke olmamız etkilidir. Buna bağlı olarak bu alanlarda eğimin fazla olması bu akarsuların akış hızını arttırmakta, hidroelektrik potansiyelini arttırmaktadır. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ama bitki örtüsü bozkırma değil mi? Bunu kesin olarak söyleyemeyiz. Çünkü İç Anadolu'daki bazı alanlarda da mesela Kızılırmak'ın geçtiği yerlerde de hidroelektrik potansiyeli yüksektir. Ya da Akdeniz'deki Toroslardan kaynaklanan akarsuların yine eğimleri fazla. Orada da bazı akarsuların hidroelektrik potansiyeli yüksektir. Hani bu konuda yorum yapamıyoruz. Karstik mi, volkanik mi, bunu zaten söyleyemeyiz. Tahıl tarımı mı, işte başka bir tarım ürünü mü yetişiyor, onu kesin olarak söyleyemeyiz. Zaten akarsuyun eğimi fazla, hidroelektrik potansiyeli yüksekse akarsu taşımacılık için çok uygun olmayabiliyor özellik bakımından. O nedenle doğru cevabımız A şıkkı oldu. Beşinci sorumuzda Türkiye'de ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çatalca Kocaeli Yarımadası'nda sanayi faaliyetleri Konya Ovası'na göre daha fazladır. Doğru, Türkiye'de en çok zaten geliştiği yer Çatalca Kocaeli. Bunda tabii ki ulaşımın gelişmiş olması, oradaki sermaye para birikimi, bunun yanında pazarlama imkanları gibi birçok etken tabii ki sayılabilir. Batı Karadeniz'de demir çelik fabrikaları bulunmaktadır. Karabük ve Ereğli gibi örneklerimiz verilebilir. Balıkesir ve çevresinde küçükbaş hayvancılık yapılıyor arkadaşlar ki bu alanda daha çok küçükbaş hayvancılığın da gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabii büyükbaşta yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. Mera tabii ki mümkün değil. Burada ahır hayvancılığı olarak yapılıyor. Kırklareli ki biliyorsunuz Yıldız Dağları'nın olduğu kısımda yine Karadeniz iklim etkileri görüldüğü için büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılabiliyor. Rize Limanı'nın ticaret hacmi Samsun'a göre daha fazla demiş, daha azdır ki Karadeniz'in ticaret hacmi en büyük limanı Samsun'dur. Burada iç kısımlara ulaşımın kolay olması, bulunduğu alandaki ekonomik faaliyetler etkili olmaktadır. O nedenle doğru cevabımız E şıkkı oldu. Altıncı sorumuzda aşağıdakilerden hangisi kağıt endüstrisinin geliştiği yerlerden biri değildir demiş. Zonguldak, Çaycuma, Giresun, Aksu, Muğla, Dalaman, Kastamonu, Taşköprü bunlar arasında sayılabilir ama Murgul'da kağıt sanayisi yoktur. Orada bakır sanayi söz konusu. O nedenle doğru cevabımız C şıkkı oldu.
Yedinci sorumuzda Türkiye'de yukarıda verilen kaynaklardan hangilerinden elektrik üretimi yapılmamaktadır diyor. Lignit'ten elektrik üretimi yapıyoruz. Asfaltten yapıyoruz. Şırnak Silopi'de bir santralimiz mevcut. Bakırdan zaten yapamayız. Doğalgazla çalışan santrallerimiz var. Bunlar arasında Ova Akça, Hamitabat, Ambarlı, yine Bandırma çevresi, bunun yanında İzmir Ali Ağa kısmında bulunan santrallerimiz tabi arttırılabilir. 250'den fazla doğalgaz çevrim santrali bulunuyor Türkiye'de. Toryumla şu an itibariyle ya da uranyum gibi nükleer alanda kullanılan radyoaktif minerallerle ilgili bir üretim şu an söz konusu değil. Ha, ilerleyen dönemde olabilir ama şu an için bunu alamıyoruz. 3 ve 5. Yani D şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar 8. sorumuza geldik. Aşağıda verilen kentlerden hangisinde şeker pancarı üretimi yapılmamaktadır? Uşak Türkiye'de ilk şeker fabrikasının açıldığı alanlar arasında. Tabii bu alanda fabrikalar üretim alanlarına yakın olmalıydı. O yüzden fabrikaların kurulmasıyla şeker pancarı tarımsal değerini taşıyor Türkiye'de. Burada var. Konya en çok olan yer. Eskişehir'de var İç Anadolu'da. Erzurum'da var Doğu Anadolu'da. Ama Doğu Karadeniz'de hiçbir ilde zaten şeker fabrikası bulunmuyor. Bunun yanında şeker pancarı üretiminde bu alanlarda tabii gelişmemiş oluyor. Çünkü aşırı yağış var, çürümesine sebep oluyor. Doğu Karadeniz'de bakın biz şeker pancarı üretimini ve şeker fabrikalarını görmüyoruz. O nedenle doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet 9. sorumuzda tarımla uğraşan nüfusun tarım alanlarına bölünmesiyle elde edilen nüfusa tarımsal nüfus yoğunluğu denir. Buna göre verilen illerin hangilerinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazladır? Şimdi tarımda uğraşanların sayısı daha fazla. Tarım alanları buna göre sınırlıysa bu alanlarda tarımsal nüfus yoğunluğu fazla çıkmaktadır. Buna bağlı olarak Türkiye'de en çok çıktığı yer Doğu Karadeniz. Artvin'i kesin almamız gerekiyor. Batı Karadeniz'de yine yoğun bir şekilde. Bunun yanında Bingöl'ü alabiliriz. Çünkü Bingöl'de dağlık engebeli ve tarımda çalışan nüfusun fazla olduğu alanlar arasında sayılıyor. O yüzden 2, 3 ve 5 yani E şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar bir denememizin daha sonuna geldik. Bir dahaki denemede görüşmek dileğiyle yorumlarınızı bekliyoruz.